tiyatromuzun şu anda rol alan sanatçılarından birisi yanımızda. Sevgili Kemal Başar. Merhaba. Merhaba. Bu öykülerden oyunlar sizden çıktı tamamen. Bu proje nasıl aklınıza geldi? Neden böyle bir projeyi sahnelemek istediniz? Bu proje 78-79 yılında babam rahmetli Savaş Başar'ın aslında ilk one man show sayılabilir Türkiye'de. Devlet tiyatrosunun hacimden beslenen, kalabalıktan beslenen, gösterişten beslenen tarzına karşı tek başına bir sandalyeyle, tek bir aktör olarak Muzaffer İzgü'den Wolfgang Boher'te bir yelpazede öyküleri oynadı. İnanılmaz bir beğeni oldu o zaman. Bütün Anadolu'yu baştan başa kaç tur dolaştı. Tek kanal televizyon o zaman orada seri oldu. Babamı çok zamansız kaybettim. 47 yaşındaydı. Ay, çok erken. Savaş Başar öldüğünde. 1985'te sevgili 1985'te kaybettim. Seneler boyu mesleğimde biraz daha tecrübeli olmayı bekledim. Öykülerden oyunları yapmak için. Oyunculuk da yapmıyorum 17-18 senedir. Evet, evet tekrar babanızın anısını. İşte Ayşenil Şamlı oğluna rica etmiştim. Bunu yönetir mi diye. Reha Özcan'la Hakkı Ergök oynayacaktı. Ayşen ile Reha benim çok yakın arkadaşlarımdır. Ya dediler deli misin? Sen bayağı oyuncusun. Ama ben oynamıyorum. Yönetmenlik yapıyorum. Hayır bunu sen oynayacaksın. Aslında iyi olmuş değil mi? Sizin açınızdan. Gerçekten çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Babamı anmak açısından elbette. Zaten babamın unutulduğu yok. Kesinlikle. Öyle şanslı bir evladım hala ki. Hala fan kulüpleri. Hala fan kulüpleri var. O öldüğünde henüz doğmamış olan gençler bugün onun hayranları. Ben çok mutlu bir evladım. Ama elimden geleni yapmak istiyorum onun için. Hem onu anmak, onu anmanın yanı sıra minimalist, gösterişten beslenmeyen, insanı ortaya çıkaran oyunlar yapmak zaten tiyatro keyfinin hedefi.